Herkes dans edebilir mi? Nasıl dansçı olunur? Dans gösterilerinde kıyafet seçimi nasıl yapılır? Dans etmenin püf noktaları ve çok daha fazlasını dansçı Taner Cinel, Beyaz TV izleyenleri için anlatacak. Az sonra. Silinvel grubun sunduğu Elif Melek. Evet, buyurun şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Hemen mikrofonu da vereyim. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Ne kadar ilginç bir danstır bu ya. Evet. Ben hep yıllarca yani o açıda nasıl durulduğunu çok merak etmiştim. Michael Jackson dansı olarak biliniyor. Bir Michael Jackson hayranı olarak mı başladık bu dansa? Evet, yani çocukluktan gelen bir aşk diyeyim. Bir de yetenek. Yetenek aynen. Dediğim gibi yani bir tempolu bir dans. Şu anda bir klasik bir dans olarak bir sergiledim size. Yani biraz yorucu bir dans, tempolu evet, bir dans. Evet, farkındayım. Sevgili seyirciler nefes nefese kaldı Taner Bey. O yüzden sakin sakin dinlenerek. Peki dansla ilgili bir eğitim aldık mı? Yoksa tamamen alaylı da olabilirsiniz. Kendi kendinizi de yetiştirmiş olabilirsiniz. Ben kendim öğrendim. Ben hiçbir eğitim almadım. Bu dansla ilgili hiçbir şekilde ama sadece videoları izleyerek tekrar kimin izleyerek. Kimin videosunu izlediniz? Michael Jackson. Michael Jackson zaten belli oluyor değil mi? Bir Michael Jackson edası, bir Michael Jackson havası var zaten. Evet. Acaba bu dansın bir hilesi var mı? Var, bu dansın hilesi var sadece. Yani şeyden dolayı soruyorum. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz de merak ediyorlardır. İnsan olarak yani o açıda durmak çok zor. Yani bir hilesi olsa bile zor. Normalde bu kadar eğilebilirsin zaten. Evet. Yani daha fazla gidemez ya, veyahut da şey yapamıyorsun, böyle yapabilirsin sen. Evet. Yani bunun bir özel bir sırrı var tabii ki de var. O da bizde ama kalsın. Ama paylaşmıyoruz tabii evet, bazı evet, şeyler tabii, insanın tabii, kendisinde tabii kalmalı. Evet aynen. Peki işte merak ettim ben. Biraz sonra da kostüm falan değiştireceksiniz. Evet. Kostümleri siz mi seçiyorsunuz yoksa sizin için özel hazırlayan biri var mı? Çünkü bu da zevkle evet, ilgili bir tabii şey. Tabii ki. Yani genellikle Michael Jackson'ın uyumlu kostümle seçmek lazım. Michael Jackson sahnede hangi şarkıya ne giyiyorsa biz de ona göre. Öyle ona mi? Göre, tabii ki. Tabii o zaman ki. Şey mi?
sanırım profesyonel olarak bir yerlerde de sahne alıyorsunuz. Evet, evet. Yani o zaman siz sadece Michael Jackson'ın şarkılarıyla dans ediyorsunuz, evet, öyle evet, mi? Evet. Ha tamam, buradan hemen altını çizelim. O zaman burada koyu bir Michael Jackson, evet, hayranı var. Başka bir şarkıyla dans etme veya başka bir dans şekliniz yok. Yok, sen ben Michael Jackson'ın break dance'ı var. Hem pop hem rock zaten. Sadece zaten birleştiriyor Michael Jackson'ın, evet, şarkıları onun arasında. Evet. Yani sadece o Michael Jackson'la ilgileniyorum. Başka bir dansla ilgilenmiyorum şu anda. Peki diyelim ki bir sürü dansçı var. O yüzden her dans eden bu dansı yapabilir mi? Yani bunu yapabilir ama yani bir vücuduna, kendisine bir yakıştırması lazım. Yani o görüntüyü mesela hani bunları yapabilmesi lazım. Mesela Michael Jackson dansını yapmak için bir fiziken kendini benimsemen lazım. Yani ben bunu yapacağım diyeceksin. Mesela şöyle gittiğin zaman. Evet, o onun yani bunları, bir asaleti var, tabii, değil mi? Yani peki orada sevgili seyirciler belki bekliyorlar şimdi sabırsızlıkla. Mikrofonunuzu alayım sizi. Tamam. Bir kostüm değiştirmek için yolculuyum. Hemen geri bekliyoruz sizi. Sevgili seyirciler, biz bugün programın formatını baştan aşağı değiştirdik. Ne dedik? Çok eğleneceğiz. Gerçekten de eğlendik. Siz ekran başındaki sevgili seyircilerimiz ne durumdalar bilmiyorum ama biz ekip arkadaşlarımız da burada bugün çok eğleniyoruz. Ve kostümümüzde geldik. Şöyle mikrofonu vereyim. Ama ben mikrofonu çok da size teslim etmeyeyim. Tamam. Alayım. Değil mi? Tekrar dansınızı izleyelim biz size. Tabii ki. Tamam, tamam, buyurun. Aslında sizi hiç konuşturmak istemiyorum. Çünkü hem yoruldunuz. Hemen bir kostümümüz daha var. Değiştirip sizi tekrar buraya alalım. Bu arada sevgili seyirciler, muhteşem bir dans şovu izliyoruz. Bu işler yetenek işi. Herkesin yapabileceği şeyler değil tabii. Ben de çok isterdim çok güzel dans etmeyi. Ama edebilir miyim? Hayır, edemem.
Yetenek başka bir şey tabii ki. Eğitim de şart tabii ki ama çok güzel Taner Cinel eğitimini almadan alaylı olarak yaptığını söyledi. Bu da ayrıca takdire şayan bir durum. Çünkü gerçekten eğitimini alıp da yapamayanlar var. O yüzden muhteşem bir şovla devam ediyoruz. Sahne sizin. Çok teşekkür ediyorum. Çok da yoruldunuz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir dans şovu izledik. Bundan sonraki dans hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Size bırakıyorum mikrofonu. Belki veda etmek istersiniz. Buradan ekip arkadaşlara, Beyaz TV çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Biraz yoruldum. Evet, yormayalım sizi o zaman. Gerçekten ekibiniz çok iyi. Teşekkür ederim. Geldim. Devamlı, sahnesinde devamlı soruyorlar. Yani herhangi bir eksik bir şey var mı? Bir tanedir Ego Pro Media ekibi. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben çok memnun kaldım. Yani böyle bir ekip, böyle bir ilgilenme. Teşekkürler. Yani durmadan sorma. Ben gerçekten bunu canlı yayında söylüyorum. Ben inanamadım yani gerçekten. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık gerçekten diyorum. Gerçekten hep ben bir daha çok sevindim. İnşallah tekrar ağırlarız çok sizi. Çok ilgi var yani ondan çok beğendim. Görüşmek üzere teşekkür o zaman. Teşekkür ediyorum. Buyurun.